Yıllarca, çağlarca insanlar mutluluğu aramış. Mutluluğu nerede aramış? Ne bileyim, parada aramış, evlilikte aramış, atanmakta mesela öğrenciler için. Yani izafi bu, göreceli. Engellilere gelince, yani engelli insan aslında hayatında mutlu olmayı bilmeli. Şimdi mesela çok karşılaşıyoruz. Sonradan engelli olan insanlar genelde mutsuz oluyorlar, huzursuz oluyorlar, içine kapanıyorlar. Engeliyle barışık olsa, kendi engelini sevse, engelli olduğu halde yapabileceği çok şeyler olduğunu bilmeli. Peygamberimiz en meşhuru, onu bırakmış. Nereye bırakmış? Vekil bırakmış, gitmiş savaşa. Yani böyle insanlar var, kabiliyetli insanlar var. Bu yüzden bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımızın kabiliyetleri çok üstün seviyede kabiliyetler. İnşallah dua edelim o kabiliyetleri iman yolunda, İslamiyet yolunda kullansınlar diyorum. Merhabalar. Daha önceki videolarda da tanıtmıştık ama tabii ihtiyaç ağırlığı oldu. Bir video daha çekiyoruz. Evet, benim ismim Evren Sabancı. 1981, 22 Temmuz günü dünyaya gelmişim. İlk hayata görme engelli olarak başlamışım. 6 aylıkken bir ameliyat sonucunda gözlerim açılmış. Kontenjan katarak teşhisi konmuş. Ondan sonra gözleri açılmış. 1991'de ilkokula başladım. Aşık Veysel İlk ve Sanat Ortaokulu'nda. Görme engelli okulunda başladı okumaya. 8 yıl eğitimi, ilk öğretim eğitimini Köler Okulu, yani Aşk ve Sekre Sanat Okulu'nu tamamladım. 1998'e mezun olduktan sonra Şirinya Lisesi'nde 3 sene liseyi bitirdikten sonra böyle hizmetlerle meşgul olmaya başladık. Kendi çapımızda hizmetlerle meşgul olduk. 2010-11 yıllarına doğru göz tansiyonundan zaten 17 yıl bir tedavi süreci oluyordu. 92'de en son ameliyatımı geçirdim. 92'den sonra 2010'a kadar tedavi gördüm. 2011'den sonra perde indi tamamen. Sağ göz kapandı. Solda biraz ışık fark ediyorum. Kapandıktan sonra tabii başka bir hayata geçmiş oldum. Her şeyi görerek yaparken, her şeyi görerek, gözle yaparken artık el yordamıyla, duygularını kullanarak, hislerini kullanarak yapmaya başladım. Baston girdi hayatıma, Braille alfabesi girdi. Tabii daha önce öğrendik ama hayatın merkezinde değillerdi. Hayatın merkezine girdiler. Baston kullanmak zorunda kaldım. Braille alfabesini biraz ilerlettim. Bu kabartma yazı dediğimiz, bütün görme engellilerin kullandığı evrensel bir yazı sistemi var. Bu alfabenin 6 tane noktası var. En başta zorladı beni tabii. Görerek okuyup düşün, 32 sene bir hayat var, standart bir hayata başlıyorsunuz. Ondan sonra birden bazı şeyler ister istemez değişiyor. Okumayı seven bir insan, okulda da öyleydim yani. Kütüphaneden kitap alırdım, okurdum. Risale-i Nur'ları okumaya başladım zaten 2001-2002 yıllarında falan. Tabii alfabede ilk başta parmak hissetmiyor. Parmağı koyuyorsun, hissetmeye çalışıyorsun. Yandakiyle sağdaki, soldaki karmaşık hissediyorsun. Böyle böyle ilerlettim kendimce. O sıralar Allah razı olsun İzmir'de ağabeyler Braille baskılı Risale-i Nur'ları satın aldılar. Sonra Ama Bekir Koçak abiyle tanıştık 2010'da. 2010-11 gibi İzmir'e gelmiş. Bizim derneğe gelmiş. Dernek vardı İzmir'de. Buraya gelmiş demiş, böyle amalar var mı? Gözlerini rahatsız olup Risale-i Nur okuyanlar var mı demiş. Bizi çağırdılar derneğe, tanıştık onunla. Sonra dedi biz dedi böyle dedi görme engellilere yönelik okuma programlarımız oluyor, kamplarımız oluyor. Risale-i Nur okumalarımız oluyor dedi. İzmir'den de katılım istiyoruz dedi. İyi dedik. İki arkadaş, bir de yanımıza biraz gören bir arkadaş aldık. İstanbul Sultanbeyli 2011 senesinde bir okuma programına katıldık. Türkiye'nin her yerinden 40 tane görme engelli var. Tabii ben ilk defa ortama katıldım. Hep tüm görme engellilerin ilk defa bu kadar Risale-i Nur'ları tanıdığını gördüm. Maşallah her taraftan gelmişlerdi 45 kişi. Sonra bize bir şevk geldi, gayret geldi. Dedim İzmir'e dönünce biz de böyle bir şey yapalım. Azından ama arkadaşlarımız çok, çevremiz çok. Derneklerde gelen giden, okullarda beraber okuduğumuz veya bizden önce okuyan abiler çok. Sonra dedik vardık İzmir'e. Abilere dedik ki abiler biz de böyle bir hizmet yapmak istiyoruz. Tamam dediler. Ben dersin birini bize muvaffuk gördüler. Her cumartesi öğleden sonra bir ders başladı. Ve elhamdülillah. Bu manada bir şey oldu. Tabii 2012 Aralık ayından itibaren ben şehir dışlarına çıkmaya başladım. Halk eğitimden de sertifika aldım. Braille, Kur'an, Kerim hocalığı veyahut da yazı kursu için sertifika aldım. Türkiye'de 2013'ten ilk başta Kütahya'da başladık. Orada kurs açtık. Derken böyle 10 yıldır İşte halk eğitim kanalıyla belli illerde işte gidiyoruz. Oralarda görme engelli derneklerini gidiyorum, ziyaret ediyorum. Durum bu yani. Tabii önceden görüyordum. Görme duygusu çok önemli. Hakikaten insan görmeyi özlüyor. Şöyle anlatayım. Bir gün bizim İstanbul'da bir hocamız var. Kur'an'ların, Braille baskıların ilk yapan, Risale-i Nur'u ilk karbatma yazıya çeviren bir hocamız var. Sormuşlar, demişler ki görmek ister misin? Demiş istemiyorum. Niye istemiyorum? Çünkü daha önce görmemiş. Görmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Görmeyi tarif et desen, renkleri tarif et desen, ışığı tarif et desen bilmez. Çünkü daha önce görmemiş, bilmiyor.
aleminde onunla alakalı bir karşılık yok yani. Tabii şimdi sen bana desen görmek ister misin? İsterim tabii dedim. Yani görmemek mi daha iyi? Görmek mi daha iyi? Görmek daha iyi tabii. Ben ilk kaybettiğim zaman tabii zorlandım. Ne kadar da Risale-i Nur'da bilsem zorlandım ama hiçbir zaman isyanlığına gitmemeye çalıştım. İsyan etmemeye çalıştım. Çünkü bana verenin kim olduğunu biliyorum. Yani kim verdiğini biliyorum, kimden geldiğini biliyorum, sabretmeyi biliyorum, sabretmeyi bana telkin ediyor Kur'an Risale-i Nur. O 14. Tevada o meşhur işte hadisede diyor ya, yani sabır içinde şükrederse diyor, kabrin altında gökler üstündeki cenneti görecek binler gözü, 40.000'ler gözü kazanır diyor. Yani bu manada çok ben şey atlatmadım, vadir atlatmadım, isyan etmemeye çalıştım çünkü benim değil, ben bunu biliyorum. Benim olmayan bir şey için niye isyan edeyim yani? Benim değil çünkü. Bana bir daha verileceğini de biliyorum. Buradan ama arkadaşlara da veya diğer bedensel engelli olan arkadaşlara da söyleyeyim. Yani bu bizim olmadığı için bize verilmiş, muvakkaten bizden alınmış, ebedi hayatta tekrar verilecek. Bu beni rahatlatıyor. Elhamdülillah. Yani güncel hayatım tabii hız kaybetti. Güncel hayatımda bazı şeyler zorlukları yaşadım. O beni tıkandığım noktalar oluyor. Sizin gibi dört dörtlük her şeyi yapamıyorum. Kimden geldi, neden geldi bildiğim için İsyan etme ihtiyacı hissetmedim. İsyan etmek moduna da girmedim. Engelliler mutsuz mu? Bu çok önemli bir soru. Aslında büyük bir tema. Mutlu olmak, mutsuz olmak, neye göre mutlu olmak, neye göre mutsuz olmak. Tabii bugün yıllarca, çağlarca insanlar mutluluğu aramış. Mutluluğu nerede aramış? Ne bileyim, parada aramış, evlilikte aramış, atanmakta mesela öğrenciler için. Yani izafi bu, göreceli. Kimisi parayla mutluluğu elde etmek istemiş, kimisi farklı farklı. Engellilere gelince, yani engelli insan aslında hayatında mutlu olmayı bilmeli. Şimdi mesela çok karşılaşıyoruz. Sonradan engelli olan insanlar genelde mutsuz oluyorlar, huzursuz oluyorlar, içine kapanıyorlar, hayattan kopuyorlar, hayattan sıyrılıyorlar, kendilerini içine kapanır hale geliyor. Ben çok karşılaştım. Bu onların mutsuzluğundan dolayı. Çünkü engeliyle barışık olsa, kendi engeliyle barışık olsa, kendi engelini sevse, engelli olduğu halde yapabileceği çok şeyler olduğunu bilmeli. Mutlu olmak bu. Ben mesela çok gözüm açıkken bizim İzmir'de bir arkadaş vardı. Çocuk hem spastik özürlü hem görme engelli. Bizle beraber okudu Aşk Vesel'de. Yani çocuk Çiğli'den bir çıkıyor, metroya, İzban'a biniyor. Elinde tonla yük bir tane çanta, içinde de sattığı bir sürü şey var. Mendil satıyor, sıraş bıçağı satıyor. Ama çocuk Çiğli'den konağa gidiyor. Konaktan basmaneye o haliyle kalıp gibi. Ama çocuk mutlu olmanın yolunu bulmuş bak. Bir şeyi keşfetmiş orada. Yani sorsan engelli misin? Engelli olmanın farkında bile değil. O yaptığı iş onu mutlu yapıyor. Yani hiç dışarıdan bakıldığı zaman engelli midir değil midir demezsiniz. Normal sıradan bir vatandaş gibi oturup muhabbet edebilirsiniz. Neden? Çünkü mutlu. Hiç içine kapanık değil yani. Ben mesela görüyorum, adam içine kapanık. Niye? Mutsuz. Halbuki o durumu, o ortamı kullanmayı bilmesi lazım. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben eve kapanamam. Eve kapanırsam mutsuz olurum. Niye? Çünkü işe yaramaz hal hissediyorum kendimi. Ama bir yerlerde bir insanların işine faydalı olmak, birilerine bir şeyler anlatmak, birilerine Risale-i Nur'u anlatmak, kurs yapmak, şu, bunlar beni mutlu kılan şeyler. İşe yaradığımı hissediyorum. Engellerin en büyük sıkıntısı, içe kapanan engellerin bilhassa, işe yaramıyorum ben. Bundan sonra işe yaramayacağım artık. Aileme, çevreme faydalı olamayacağım algısından dolayı. Aslında öyle değil arkadaşlar. Bakın, engelli de olsak ilk önce mutlu olmanın yollarını arayacağız. Ne mesela? İç dünyamızda başlayacak bu. İmanla başlıyor. Şimdi ben engelimi seviyorum diyebilmek. Bu engelin kimden geldiğini bir kere bilecek yani. Marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıdığı zaman bu engelin kimden geldiğini bilse, nasıl bir zattan geldiğini bildiği zaman zaten engelini sevmeye başlıyor. Engelini sevmeye başladığı zaman mutlu olmaya başlıyor. Mutlu olduğu zaman bütün insanlarla oturup kalkabiliyor. Benim şu anda mesela en çok hoşuma giden şey, en güzel huyum diyeyim, sosyalim. Yani niye sosyalim? Çünkü mutlu olmam gerekiyor. Bana söylüyorlar, niye sosyalsin? Çok sosyal olmak zorundayım, mutlu olmak zorundayım. Mutlu olmazsam hayat zaten bana karanlık. Hepten kendimi, toplumun o sosyal akışı içerisinde olmam gerekiyor. Kendimi mal etmem topluma gerekiyor ki mutlu olabilirim. Bence mutluluk ilk başta engellinin kalbinde kendinde başlayacak. Mutlu engelli topluma kendini kanalize edecek. Toplumda kendini bir kere gösterecek. Toplumla beraber yaşamayı öğrenecek. Bak mesela benim çoğu zaman dışarıda görme engelli insan yoktur. Arada bir derneklerde arkadaşlarla görüşürüz o. Hep gören insanlarla beraber. Dışarıya niye çıkıyorum ben? Niye evde durmuyorum? Çünkü ben toplumla yaşamak zorundayım. Beni mutlu kılan bu.
Her engelli kendini mutlu kılacak bir şey bulacak. Mesela bak internette çok gezer. Resim yapan görme engelliden bahsediyor. Toplumda hep bana bu söylüyor. Veyahut da internette meşhur bizim Bilal'in videoları. Hep karşıma çıkıyor. Mesela Bilal Göregen misin diyorlar bana. İsim vermeyeyim. Niye? O kendini bir şekilde topluma mal etmiş. Mutluluk bu. Ben topluma faydalı bir şey verebiliyorsam, kendi adıma veya Allah adına insanlığa ben faydalı bir şey verebiliyorsam mutluluk odur bakın. Engelliler ne yazık ki bugün Türkiye'de elhamdülillah eskisi gibi değil. Eskiden daha sıkıntılıydı. Bu dernekler, vakıflar, insanların duyarlı arttıkça engelliler topluma çıkmaya başladı. Yani mutlu olmanın yolu ilk başta Allah'ı tanımak. Şimdi Allah'ı tanıyan insan zaten huzurlu, mutlu olur. Allah'ı tanıdıktan sonra bunu veren zatı bildikten sonra zaten huzur başlıyor, mutluluk başlıyor. Ondan sonra benim tavsiyem meşgale. Bir şeyle uğraşacaklar. Bak mesela ben Zoom'dan şu anda her akşam normal Diyanet personeline Kur'an kursu veriyorum. Bu beni mutlu ediyor. Bak bununla mutlu oluyorum. Veya Bursa'ya geldiğim zaman buraya uğruyorum. Bu beni mutlu ediyor. Veya bir derse gittiğim zaman bu beni mutlu ediyor. O manevi hava beni mutlu ediyor. Yani bakın ben şu iddiada da bulunuyorum. Çoğu gören insandan daha mutluyum ben. Çoğu evi baklı olan insanlardan daha mutluyum ben. Niye? Çünkü ben kendimi Risale-i Nur'la mezzetmeye çalıştığım için, onu yaşamaya çalıştığım için daha mutluyum ben. Ufak bir şey beni mutlu ediyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda öyleydi. Ufak bir şey mutlu ederdi bizi. Biz şeker alırdık, mutlu olurduk. Şimdi mutsuz insanlar, hele çocuklar doyumsuz. Niye? Çünkü mutluluğun yolu imanlar zayıflıyor. İmanlar zayıfladıkça mutluluk düşüyor. Mutluluk düştükçe toplumda kaos başlıyor. Kaos derken anarşi olarak değil. İnsanlar birbirlerinden uzaklaşmaya başlıyor. Hele bu çağda. Ben 90'lı yıllara çok böyle dönüp hep bakarım YouTube'dan. Dizilere bakarım. O beni mutlu eder. O dönemdeki çocukluğumuza gidelim. O dönemdeki arkadaşlıklara gidelim. O samimiyet dönemine gidelim. Çocukluğumuzdaki samimiyetleri arıyoruz. Engelli kardeşlerimize buradan her zaman söylüyorum. Mutlu olmanın yolunu bulun. Bilhassa insanları tanımaya başladı. İnsanların ağızlarından çıkan söylemleri açılmaya başladı. Samimi ise samimiyetini hissediyorum. Değilse hissediyorum. Duygularım da biraz daha fazla gelişti mesela. Bilhassa insanları tanırken bazı şeyler tahmin edebiliyorum. Her türlü geziyoruz, gidiyoruz. Çoğu insanları tanıyoruz artık. Görme engelli olduğum zaman insanlarla olan diyaloğa göre de değişiyor. Hissediyorum yani ne yapmaya çalıştığını az çok hissedebiliyorum. Geçen İstanbul'da bir arkadaş oturdu taksiye. Önümüzde tabii ne var abi dedi. Taksi vardır dedim. Ne olacak İstanbul'da taksiden başka? Sarı taksi mi? Sarıdır dedim. Sarı taksi vardır. Onu sen görüyor musun dedi mesela. Hissettim o anda yani. O an ben de farkında değilim abi. Bir şey söylüyorum. Tutuyor. Bir şey söylüyorum. Mesela şuraya elimi atıyorum. Abi diyor sen de burada çay olduğunu nereden bildin diyor. Sevki ilahi midir? Geçen gene köşeye dönüyorum bir yerde. Burası dedim herhalde medresedir dedim. Abi medrese olduğunu nereden bildin diyor. Ya hissediyorum yani bir şeyler beni, şimdi duygular gelişiyor demek ki. Ama şuurum farkında değil. Şuurla yapmaya kalksam yapamam yani. Çok zorlanırım. Veya siz yapmaya kalksanız yapamazsınız. Ama demek ki Cenab-ı Hak acize, fakra binaen ihsan mı ediyor, ikram mı ediyor öyle bir şey. Gene dediğim gibi görme engelleri bugün oluyor. Hafız mesela rahat hafız oluyorlar. Kur'an'ı hissetmeleri daha kolay oluyor. Çünkü gözden giren herhangi bir onları meşgul eden, uğraştıran bir şey yok. Daha iyi yoğunlaşıyorlar, daha iyi anlıyorlar. Mesela bak ben doğaçlama konuşuyorum. Önüme yazılı bir kağıt alıp da hazırlamam ben konuşmalarımı. Bu kabiliyetleri çok yüksek görme engelleri. Mesela çok güzel konuşuyorlar. Çok güzel kendilerini ifade edebiliyorlar. Çünkü neden? Göz organı bizi çok meşgul ediyor. Görsellik bizi çok meşgul ediyor. Zihnimizi, duygularımızı, telefonlardaki o ultraviyole ışınlar. Ben gözüm kapanmadan önce tuşlu telefon vardı. Şimdi gözüm kapandıktan sonra bereket ben bunları görmedim yani. Onlardan gelen ultraviyole ışınlar bunlar hep zihnimizi, fikrimizi, duygularımızı dağıtıyor. Benim gibi bir şeye odaklanamıyor adam. Bir şey söylüyorum başka dünyalarda. Niye? Çünkü göz bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Ders dinlerken mesela adam bir oraya bakıyor, bir buraya bakıyor. O dersteki o manayı yoğunlaşamıyor. Ama ben geçen oturdum bir yerde, ders yapıyor birisi Afyon'da. Ben de tekrar ediyorum içinden. Amcanın bile eğildi, ya sen ezbere biliyorsun dedi galiba dedi. Ya ben ezbere bilmiyorum burayı dedim. Yok dedi sen ezbere biliyorsun dedi. İddia ederim dedi. Ya abi de ben ezbere bilmiyorum dedim. Ben çünkü yoğunlaşıyorum yani. Sen yoğunlaşmıyorsun. Şimdi bana birinci sözü şurada oku. Arkadan gelen cümleleri tekrar tekrar söyleyebiliyorum içimden. Çünkü o anda benim kafamda başka bir şey yok. Gözsellik olmadığı için, ışık kirliliği yani renk kirliliği olmadığı için daha iyi yoğunlaşabiliyor. Var bizim İzmir'de vardı bir tane. Adamın lakabı 118. Oturduk bir hepsi tek tek sayıyor. Bir de tek meclisine ezberlemiş. Tek ezberlemede. Bakın şimdi bir insan bir şey ezberlerken 3 defa 4 defa tekrarlar. Ama tek ezberlemede adam bütün Ankara'daki bakanlıklar numaralarını ezberliyor. Adamın lakabı 118. Tabi o zaman 118 meşhurdu. Öyleydi. 90'lı yıllarda öyle diyorduk adama. Yani o yüzden görme engelliler, duygular,
Hisler çok gelişkin, çok da rahat evliya olabiliyorlar. Ümmü Mektum Hazretleri, bak mesela sahabelerde var, Osmanlı'da yaşayan, sarayda yaşayan amalar var. Veyahut da Peygamberimiz en meşhuru, onu bırakmış, nereye bırakmış? Vekil bırakmış, gitmiş savaşa. Yani böyle insanlar var, kabiliyetli insanlar var. Bu yüzden bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımızın kabiliyetleri çok üstün seviyede kabiliyetler. İnşallah dua edelim o kabiliyetleri iman yolunda, İslamiyet yolunda kullansınlar diyorum. Tabii her azanın kendine göre bir imtihanı var. Kulağın bir imtihanı var, gözün bir imtihanı var. Allah bu azaları vermiş. Hepsine de vazife yüklemiş. Vazifeyle beraber yükümlülük vermiş, mesuliyet vermiş. Mesela göz, Bediüzzaman'ın ifadesiyle göz diyor, Cenab-ı Hakk'ın diyor yarattığı masnuata, işte renkler, şekiller, bitkilerin üzerindeki desenler, varlıkların üzerindeki desenler, renk uyumları, yeşilin tonu, kırmızının tonu, bunları tefekkür etmek olarak kullanmak gerektiğini nazara veriyor. Orada diyor ki Bediüzzaman 6. sözde, eğer diyor gözü, gözün sani basirine, yani gözü yaratan diyor, sanatkara hesabına kullanmazsan diyor, fani, geçici, zail şeylere bakar diyor. Tabii harama nazar nisyan verir diyor. Yani harama bakan insanlar unutkanlığa tutulur diyor. Bu zamanda gözden çok aşırı derecede haram giriyor. İşte malum durumlar. Yani şöyle diyeyim, gözümüzü korumak istiyorsak, yani illaki insan gözü kayıyor. Çünkü neden? İnsan sonuçta nefse emmare taşıyor. Bakın gözün zekatı nedir? Sormuşlar bizim Ankara'daki Bekir abiye demiş ki, gözün zekatı Kur'an okumak, Risale-i Nur okumak, Kur'an hakikatlerini okumaktır. Gözün en büyük zekatı bu. Ve kendi gözünü haramlardan mümkün olduğu kadar sakınmaktır. Bakın gözün zekatı. Kulağın zekatı nedir? Kulağın zekatı Kur'an'ı dinlemektir, zikretmektir. Bak mesela burada kuşlar ötüyor. Kuşları dinlemektir. Onların zikrini duymaya çalışmaktır. Her azanın kendine göre zikri var, bir de mesuliyeti var. Tabii çok tehlikeli bir asır. Şimdi biraz önce aşağı indik Ulu Cami tarafına. Hissediyorum yani ortamın betliğini, zulümatını hissediyorum. Gözümüzü muhafaza edelim. Yani en azından günaha girdik mi hemen evimize gidip kitap açalım, Kur'an okuyalım. Bak kefareti zünüp hükmüne geçer. Gözümüzün zekatını vermiş oluruz. Giriyoruz günahlara ama evlerimize gittiğimiz zaman veya akşam herhangi bir ilde veya ilçede derslere gittiğimiz zaman zaten o gittiğimiz dersler bizi muhafaza ediyor. Yani derslere gitmek, Kur'an okumak, Kur'an'ı ezberlemek bunlar bize bulaşan günahları döküyor. En azından gözümüzü öyle düşünelim. Günah mı girdik? Hemen açalım bir Kur'an okuyalım. Kolay yani. Yasin okuyalım mesela. Tebarek okuyalım. Amme okuyalım. En azından gözümüzün yaratılış gayesine uymuş hale getiririz. Çünkü gerçekten haram gözlerden girdiği zaman unutkanlık başlıyor. Yani ben görüyorum bir şey söylüyor adam başka şey unutuyor yani arkadan. O yüzden tavsiyem bu olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah bu videomuz faydalı olur. Ben bu manaya çıkıyorum. En azından görme engellilerin işe yaradığını görsünler insanlar. Bir şeyler yapmaya çalıştıklarını fark etsinler ve engelliler hiçbir zaman işe yaramaz. Koltuk gibi oradan oraya işte taşınabilir. İşte efendim engelliler şöyle olmaz böyle olmaz demesinler maksadıyla. İnşallah faydalı olur.